Şimdi bugüne kadar, şu saate kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmış herhangi bir resmi karar yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı veya gerekçesiz kararı, herhangi bir kararı bize ulaşmış değil. Ama sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi yargı muhabirleri veya başka mecralar üzerinden bir takım duyumlar dile getiriliyor ve bunun üzerine de pek çok spekülasyonlar yapılıyor. Kamuoyunun meseleyi doğru değerlendirebilmesi için şunu bilmesinde yarar var. Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava 7 maddenin iptali ile ilgiliydi. Bu 7 maddeden hangilerinin hangi gerekçeyle iptal edildiği, tümüyle mi iptal edildiği, kısmen mi iptal edildiği ve gerekçesinin ne olduğu ortaya çıkmadan yapılacak her türlü yorum spekülasyon olur. Biz başından beri, bu sürecin başladığı tarihten beri Anayasa Mahkemesi'ni ve mahkeme üyelerini ilzam edecek türden, yani onları bağlayacak türden herhangi bir açıklama yapmamaya özen gösterdik. Mahkemeye olan saygımız nedeniyle bugüne kadar mahkeme süreciyle ilgili, mahkemede yürütülen görüşmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadık. Şu anda kamuoyuna yansıyan veya yansıtılan duyumlar da dediğim gibi tümüyle bizim dışımızda ve bildiğim kadarıyla da mahkemenin de dışında duyumlardır. Mahkeme gerekçeli kararını açıklasın. Hangi maddeyle ilgili olarak ne tür gerekçelerle ne karar verdi onu net olarak görelim. Ondan sonra bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne yapmamız gerektiğini kamuoyuyla da paylaşarak açıklarız.